AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Şükrü Karabacak'ın aday tanıtım şöleni gerçekleşti. Dediler ki savunmanı kendin hazırlayabilirsin. Savunmasını hazırlarken uyuyakaldı. Uyanınca savunmayı yırttı. Arkadaşı sordu. Niye yırttın savunmanı? Dedi ki rüyamda Efendimiz'i gördüm. Darıca Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkan Adayı Şevki Demirci, İl Başkanı Mahmut Civelek'le ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri de katıldı. Daha önceden belirlenen programa nedeniyle katılamadım. Muzaffer Bıyık, İbrahim Karaosmanoğlu ve Mahmut Civelek, Şükrü Karabacak'ı destekleyen konuşmalar yaptı. İnsanca onurlu bir hayat yaşamamızı sağlayacak olan güzel bir kadroyla Türkiye yoluna devam ediyor. Şükrü kardeşimle beraber, meclis üyelerimizle beraber, ilçe teşkilatlarımızla, tadık odalarımızla, gençlik odalarımızla, muhtarlarımızla, kaymakamlarımızla, valilerimizle, bakanlarımızla, milletvekillerimizle topyekun seferlerimiz kalkınmaya devam. Sonra 12 belediye başkanımızla durmak yok, yola devam diyoruz. 6 belediye başkanımız değişti. Yeni arkadaşlarımızla inşallah bayraklarını teslim edecekler. Ama Darıca'da kurulduğundan beri AK Parti'nin yerel yönetimlerinde kuruluşundan beri belediye başkanlığı yapan ağabeyimiz Şükrü Karabacak'la başbakanımız, genel merkezimiz devam kararı aldı. Başkan adayımıza hayırlı mübarek olsun diyorum. Şükrü Karabacak sunucunun bir türlü cümlesini tamamlayamaması nedeniyle kürsüye çıkmakta biraz tereddüt etti. Ancak yaptığı konuşmayla bütün salonu coşturdu. Karabacak 10 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri anlattı. Türkiye'de istikrarlı bir hükümet olmasa maazallah bunların hiçbiri olmazdı dedi. 10 yıldır Darıca'da belediye başkanlığı yapıyoruz. Darıca'nın nüfusu 85 bin civarında. Bugün 10 yıl sonra Darıca'nın nüfusu 164 bin oldu. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bizler 10 yıl içerisinde nüfusu ikiye katlanan bir derecede hiçbir zorluk, hiçbir sıkıntıyla Allah'a hamdolsun karşılaşmadı. Neden? Çünkü Büyükşehir Yasası ile birlikte, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Kocaeli'de hizmetler gelirken Darıca'ya bu hizmetler geldi. Ama en önemlisi Türkiye'deki siyasi istikrarın uzun coşkulu aday tanıtım töreni protokol konuklarının partilileri selamlamasıyla son buldu.